Benim adım Muzaffer Turgut. 22 yaşındayım. Almanya'dan katılıyorum. Duisburg'dan geliyorum. Muzaffer Turgut. Muzaffer evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Suriye'deyim. Nereden geliyorsun? Duisburg'dan. Yani Almanya'dan. Şimdi içmesi bile alkışı aldı adamı. Evet. Tek başına gelip de beni en çok etkileyen 4-5 dansçıdan birisin. Yani müzikle olan uyumun ve müziğe karşı olan oradaki dokunuşlara karşı olan tepkilerin olağanüstüydü ya. Hakikaten şaşkınım, çok beğendim. Teşekkür ederim. Öyle. Bu dansın adı ne? Breakdance, yani b-boy. Öyle mi? Breakdance. Ama şimdi tiyatro da vardı içinde. Onu evet, da evet. Zaten işin o kısmı çok etkileyiciydi. Tiyatro kısmı. Bir ciddiyet var. Gerçekten kalite kokuyor. Şu olağanüstü bir hareket. Süresi çok iyiydi. Başının üstünde yürüdüğün bölümler evet. Çok enteresan. Evet onlar. Bence o en enteresanı oydu. Belli ki o çok, onu fark ettiniz mi? Tabii canım, şey yapma, hiçbir şey kullanmadan kafasının üzerinde gezmesin. Evet evet. Baksana baksana. Eser ne diyorsun? Yapabilir miyiz bu hareketleri? Yani biraz zaman verirseniz bana. Ama yani sizin de zamanınızın bol olduğu bir zaman hani. Abi yani klasik müzik seçme nedenin ne mesela? Orada bayağı fark attın. Yani bir... Break dansı niye bu müzikle yapmak istedin yani? Çünkü herkes burada normal break veya herkes tanıdığı müzikle çıkıyor. Ben de sadece yaptım. Tiyatro gibi çok. Bağlantılan. Yani böyle çok acayip bir müzikalin açılışı gibiydi filan. Hareketler, senkron, bütün gerçekten de şarkıların bittiği anda senin hareketlerinin bitmesi, yani vuruşların olduğu yerde bitmesi çok çalışılmış hissi verip aynı zamanda öylesine yapıyormuş kadar da rahat olman. Yani gerçekten eğer bir gün dansa başlarsam örnek alacağım insansın. Evet. Ama başlamayı düşünmüyorum yani öyle değil. Harikaydın. Peki.
Pardon, çok pardon. Bir şey denemek istiyorum mümkünse eğer. Neyi, dansı mı? Bir kere söyleyeyim, arkadaşım içeride de çok beyefendiydi. Burada da süper dans ettiğini düşünüyorum. 10 numara bir kişiliği var. Harikulade bir adam. Teşekkür Şu edin. Kafada kayma olayını yapmazsam biterim. Bravo! Bak nasıl kafada gidebileceğimizi gösterir misin lütfen? Birinci denge lazım. Denge var bende. O zaman bir dengeye göreyim. Sen şimdi bana dengesiz mi diyorsun yani? Bir o zaman görebilir miyim? Lütfen sen bir yap, sen hemen onu yap. Kalçalarla. Tamam, kalçalarla. Kafanın üstüne geliyor. Evet, onu yaptık. Ben burada bittim mesela. Nereye gittin? Aa. Kardeşim yaptım, Teşekkür ederim, çok sağ olun, çok nice. Yaptı. Alp, o, bence olağanüstü bir yetenek zaten. Yaptım. Peki, oylamaya geçelim. Yıldızlı evet. Teşekkür ederim. Benim de normal evet. Kardeşim. Ben de evet diyorum, üç evetle oluyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır, nereden? Pakistan'dan. Pakistan? Evet. Aa. Pakistan neresinden? Karachi. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz, burada mı? Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Okuyoruz burada, İstanbul'da. İstanbul Aydın Üniversitesi'de okuyoruz biz. Sonra üniversite bitince Pakistan'a mı döneceksiniz? Hayır. Ya siz ayrıldınız ülkeden. Ama bilmiyoruz yani yüksek lisans yapıyoruz. Akrabalar orada mı? Orada var ama yani sadece annem ve baba var. Başka akraba Kanada'da oturuyor. Lahor mu daha güzel, Karachi mi? Karachi. Karachi. Daha güzel. Peki ne yapacaksınız bu akşam? Biz dans yapacağız. Pakistan, ha. Evet Pakistan dans yapacağız. Başarılar. Teşekkürler. Yeah.
Evet, Hülya nasıl buldun Nabel, Muzammi ve Fase'yi? Fena değil. Ya biraz uyum problemi vardı. Prova az mı yaptınız? Prova çok yaptık. Ama dün geceden uyumadık. Çok bekledik, o yüzden biraz olabilir. Yorgun olduk ama çok prova yaptık ve deneme yaptınız. Evet. Tamam, peki. Fena değil, yani düşüneceğim. Biraz düşüneceğim. Ezer? Ha, çok zariftiniz, yani hareketleriniz, figürleriniz falan çok zarifti. Yani hani o yüzden böyle çok şey durdu yani, çok güzel durdu yani. Niye çıplak ayaklarınız abi? Niye ayaklar çıplak? Çünkü o dans, o önce katak dans yaptı. Onun temel şey çıplak ayaklar. Yani ne zaman biz böyle yapacağız, bu lazım. Ayakkabı lazım değil yani. Lazım değil, anladım. Tamam abi. Peki, oynamaya geçelim Ezer. Vallahi enteresan figürler vardı. Ben sevdim, kültürlerimizi tanıyalım kontenjanından. Evet, diyorum. Teşekkürler. Bilemedim. Hiç bu kadar iki arada bir derede kalmamıştım vallahi. Bilemiyorum şimdi. Bilemiyorum. Ben çok mu hani ne bileyim ya. Çok ben hayır diyorum. Teşekkürler. Yani yaptığınız çok yeni bir şey olduğu için, daha önce görmediğimiz için, evet hatalar vardı ama ciddi de bir emek olduğu için ben de evet diyorum. İki evetle oluyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.